TVK ya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Ve hocamız da bugün ifade etti röportajında. Ne dedi? Artık forvet mevkii dışında başka bir eksiğim yok. Başka bir yere takviye istemiyorum dedi. Nedir şu anda Samsun Spor'un kadrosu diyelim. Ekrana verelim. Çağrı buraya da önümüze açıyorum şimdi ben. Samsun Spor'un 2020-2021 sezonu şampiyonluk kadrosu budur. Poster için hazırlanın. Evet, poster için herkes hazırlansın. Kalede 3 tane birbirinden iyi kalecimiz var. Nurullah Aslan, Ahmet Altın, Furkan Köse. Sol tarafta iki alternatifimiz var. Kerem Can Akyüz, Buğra Çağran. İkisi de transfer o bölgede. Tabii orada Erkam şeyim var, Joker'im var. Mesela geçen yıl Ercan da oynadı. Hem de Manisa gibi bir maçta. Oynadı yani, hani bir şekilde dolduruyorsun orayı. 6 tane stoperimiz var. Yalçın Kılıç, Kevin Boli, Sergei Yamayogo, Ercan Yazıcı, Erkan Reşmen, Veli Çetin. Sağda da iki oyuncumuz var. Caner Arıcı ve Eren Kartal. İkisi de bizim oyuncumuzdu. Eren sadece geçen yıl 6 ayda kiralık olarak forma giydi. O da kiralıktan geri döndü. Orta sahamız yine alternatifli bir orta saha. Hani defansif, ofansif diye ayırırsak, hani Ferhat Muhsin ve Oğuz'u defansif kısım olarak hani 6 numara gibi değerlendirebiliriz. Yine Gökhan Alsan, Vukan Savuçeviç ve İlyas Kubilay Yavuz da ofansif anlamda orta sahamızın önemli isimleri. Burada da Vukan Savuçeviç transfer. Hem de ilk transferimizdi Vukan Savuçeviç. Bu sezonun ilk transferiydi. Hocanın özellikle istediği. Hoca da, evet, onu da belirtelim. Mutlaka onda farklı bir şey yakalayacaktır hoca ilerleyen bölümlerde. Sağ kanadımızda Guido Koçar ve Enes İslam İlkin zaten kadromuzun oyuncularıydı. Enes İslam da gider mi, kalır mı, kiralanır mı sözleri altında iyi bir kamp geçirdiğini Trabzon maçında, hazırlık maçında gösterdi. Şu anda bir yere gitmesi gündemde değil. Bu ikilinin yanına sağa Edwin Jassy gibi çok önemli bir oyuncu transfer edildi. Maalesef tabii talihsizlik. Sezon başı bir sakatlık, 3 haftayı kaçırmış olacak oynamayacağı iki maçla birlikte. O da katılınca herkes etkisini görecektir. Sol tarafta da yine Freddy Pluma, bir an önce artık onun da uyum sorununu aşmasını ve işte o videolarında izlediğimiz kişi, futbolcu haline dönüşmesini bekliyoruz. Burak Çalık gibi çok önemli bir isim var orada. Yeri geldiğinde forvette de faydalanabileceğimiz, ki buradan Jassy'yi unuttuk. Jassy'nin de forvet özelliği var. Ama iki tane de forvetimiz var şu anda. Birisi Tomane, çok önemli bir oyuncu. 27 yaşında Portekiz'de, Kızıl Yıldız'da önemli işler yaptı. İstatistiki verilerine baktığımızda attığı gollerle birlikte bir de yaptığı asistler de var. Neredeyse attığı gol kadar asisti var. Bu da bir forvet için aslında çok ilginç bir istatistik. Ben hafta içi Twitter'da bir yazı yazmıştım. Tomane'yi ben Pinto'ya benzetiyorum diye. Bursa Spor'da. Evet. Ertuğrul Hoca'nın Bursa'ya getirip Eskişehir'de de oynayan Pinto. O da sağa sola iyi deplase olan, asist özelliği iyi olan, bitiriciliği iyi olan bir oyuncuydu. İnşallah ondan da daha iyi olur. İnşallah. Beklentimiz yüksek kendisinden. Tabii yani, hele Altay maçını gördükten sonra beklentimiz iyice arttı Tomane konusunda. Antonio Mendes, Tomane diyelim ve bir de tabii Ahmetan Köse var. Kendisini geliştirdiğinde çok önemli bir isim olacak Ahmetan. Çok, ne denir, çok çalışkan, çok iyi niyetli. Ama tabii şu anda Samsun Spor için direkt oynayacak bir zamanı numaralı değil. Evet, zamanı kendine değil. Harcar. Yani şu an direkt 11 oynatırsan İki seçeneğim var. Ya dip yapacak ya zirve yapar. Eğer ki birinci oyuncu olarak Ahmet Han'ı seçersen, evet, kariyeri ya zirve yapar ya dip yapar. Evet, zaten şu da var. Tabii Altay maçında şunu söyleyebilirim. Ahmet Han çok çalıştı. Hiç hani durmadı bunu, ki. Bunu söyleyebiliriz. Hiç durmadı. Hatta ilk yarı hatırlarsın bir pozisyonu. Neredeyse iki savunmacı kafa kafaya aynen, vurdu yani. Aynen öyle. Çok güzel çekti ama Bir adım geriden vuracaktı. Bitiremedi. İşte orada finalde bir adım geçti.
Onun için o da kendini geliştirecek. Belki Tomane gibi çok önemli bir oyuncudan öğrene öğrene o da kendini geliştirecek. Aynen öyle. Hani bu tarz oyuncuların takıma katılması da Ahmet Han gibi genç gelecek vadeden oyuncular için çok önemli. Ondan o da güzel işler kapacaktır. İnşallah Enes de aynı şekilde hem Cassi'den hem Puluma'dan iyi özelliklerini alarak o da inşallah kendisine bir katkıda bulur diyorum. Şu anda kadromuz bu şekilde. 26 yani altyapıdan gelen oyuncuları saymıyorum. Şu anda 26 oyuncumuz var. Bir tane daha forvet diyor hocamız. 27'ye çıkarsak bir giden olur mu? İşte genelde 26'ya bağlanır ya kadrolar. 27'lik kadro bir kişi nereden gider biliyor musun? Gider mi ya da yani illa gider mi? Yani 26 bağlayacaksam stoperden gider. 6 tane stoper var. Bir tek Recep Burak gitti. 7 stoper vardı. Recep Burak gitme ihtimalini zaten konuştuk programlarımızda. Aynı şekilde Onur Eriş'in gitme ihtimalini konuşuyorduk. Onlar gitti. Bu arada Muhammed Beşir de Turgutlu Spor'a transfer olmuş. Samsun Spor'la biliyorsunuz sözleşmesi feshedilmişti. O da Turgutlu Spor'la anlaştı. Orada kariyerinde başarılar dileyelim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.